Tavcım Avize Aydın Atman'ın mağaza açılışı için Rosal'a bir aradayız. Sayın Belediye Başkanımız teşrif ettiler. Patron nerede göründü? Başkan. Ama ayağınız benim gibi kafayı göstermiyor ki kafayı. Yok gitmedim daha gideceğim. Yani gideceğim aslında da. Yani, konu var. Euzu mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين
Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vaf'anna ya kerim, vaf'anna ya rahim, vaf'irlina ve rahamna ente mevlana ve ente ikramul ikramin. Ente mevlana fensurna alel gavmiz zalimine vel facirine vel münafikine vel mürteddin. Ya rabbel alemin ve ya ekramel ikramin ve ya erhamer rahimin. Rahmeti azimin berekatı kesiren envar gafirenle yaptırma lütfunda bulunduğum bütün ibadat, taat ve hayru hasenatlarımızı ve dini hizmetlerimizi ve hususen şurada okunan Kur'an-ı Azimüşşan-ı Aşr-ı Şerifi, tazimat tekbirat-ı evvela fetekabbelehe rabbühe bi kabulin hasenin ayeti cillesinin masadakına mazhar eyle ya Rab. Badel kabul hasıl olan ecir ve mesubatı, evvelen bizzat, hulasayı kainat, ekmelüt tahiyyat, hakkında levlake levlake ma halakkül evlak, şanında ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyrulan ve halen Medine-i Münevvere'de hayat-ı maneviyle hay olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mücella musaffa ruhu tayyibelerine aynı zam müştehid-i ikram hazaratının Buhara, Hind ve Hindistan, Bağdat, Basra, Şam vesair İslam beldelerinde metfun bulunan bütün eshab-ı kiram, akli ehlullahun, hususen içerisinde bulunduğumuz belde-i tayyibenin, mihmandar-ı Resul Eba Eyyub el-Ensari hazretlerinin ruhlarının makamına, dahil-i surda Hazreti Fatih, dahil-i sur ve harici surda onlara tabi olan bütün rical-i maneviyinin, müminin-i müminatın, şühedai kiramın, hudalanın, ulemanın ruhlarının makamına hediye ediyoruz, ikram eyle ya Rab. Hususen uzaktan yakından şu merasime teşrif eden, şurada amin diyen kardeşlerimizin, ana baba ecdatlarından ahirete vüzran edenlerin ruhlarının makamına hediye ediyoruz. Şu içerisinde bulunduğumuz beraat gününde onlara da beraatlerini sağ taraflarından manevi beraatlarını alabilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Daima yaşadığımız sürece hepimiz başta zatına kul, Habibine ümmet, sahibi zamana hakiki birer evlat olarak her nefeste beraber son nefeste dahil olmak üzere dini celili İslam'a hizmet ederek son nefeste de vakti geldiği zaman buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek cennetteki makamlarımızı görerek hüsnü hatime hepimize ve hepimizin evlatlarına ikram ve ihsan eyle. Ya Rab. Şurada açılan ticaret hanenin yapılacak ticaretleri ticareten lentebur suruna mazhar eyle ya Rab. Her türlü adanın şerrinden, insü cin şeyatinin şerrinden, afat-ı semaviye arazi eden masur ve mahfuz eyle ya Rab. Bu vesileyle beldemizi ve bütün bilad-ı İslamiye'yi, bütün müminleri her türlü afat-ı semaviyeden ve arazi eden masur ve mahfuz eyle ya Rab. Hile ve desise kuranların hile ve desiselerini kendi üzerlerine mahfuz eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, din-i celil-i mübini İslam'ı dünyanın dört bir bucağına, güneşin üzerine doğup battığı her yere ulaştır Ya
Rab. Bizleri ve evlatlarımıza buna hadim eyle ya Rab. Şu müessizde yapılan ticaretten de bu hizmetlere ihsan ve ikram eyle ya Rab. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammedin fil evvelin. Ve salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammedin fil ahirin. Ve salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammedin fil mele'il ala ila yevmiddin. Ve ala melaiketikel mukarrabin. Ve ala ibadikes salihin. Ve ala ehli taatike ecma'in. Vagfir lena verhamna vahşurna ma'ahum. بمغفرتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hayırların fethi, şerlerin defi, iş bu müessesenin mükemmel ve mübarek olması için, Allah rızası için, Hak Celle ve Alel Fatiha. Allah kabul eylesin. Şimdi çok değerli vaktinizi ayırdınız. Tavcamın dostları olarak burada teşrif ettiniz. Yüce Allah hepinizden razı olsun. Biraz da beklettik. Ben müsaade ederseniz sözü çok uzatmadan buraya teşrif eden Mustafa Cemal Şeysi başkanımız eski bir meslektaşımızdır. Avize'yi bilen bir kardeşimizdir. Onun için sizlere hitap etmesini rica edeceğiz. Bu arada da biz kurdelemizi hazırlayalım. Buyurun başkanım. Evet, Sayın Başkan'a ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle okunan Kur'an-ı Kerim, yapılan dualar ve dün akşam idrak ettiğimiz Berat Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii böylesine önemli bir müessesenin açılışında olmaktan da mutluluk ve bahtiyarlık duyduğumu ifade ediyorum. Çünkü meslektaşım olarak daha şimdi kendilerini görünce çok eskilere gittim. Küçücük bir atölyeyle başlayan, daha sonra o piyasada gerçekten öne çıkan, daha büyük çevrelere hitap eden Tavukçu ailesi, sonra onun gelişiyle tamamlanan Avizeciler sitesi ve şimdi Masko'da yer alması beni de duygulandırıyor. Çünkü nereden başladığımızı bilen biri olarak, ne zorluklarla bu mesafelerin kat edildiğini anlayan ve gören biri olarak bunun ne anlam ifade ettiğini çok iyi anlayabilen biriyim. Şöyle içeriye baktım, gerçekten müessese mükemmel duruyor. İşte avizeciliğin gelmek istediği yer de burasıydı. Belki bir zamanlar mücadelesini verirken farklı kollar buraya girmesin. Burası merkez olsun. Avizeciler sitesi Küçükköy'de, daha sonra ayrıldıktan sonra Sultan Gazi'de bir adres olsun çabasıyla büyük emek veren arkadaşlarımı görüyorum burada. İşte o sevindirici durum bugün meyvelerini veriyor ki orada da avizeciler sitesinin dışına taşmış. Diğer sitelerde de avize satışları başlamış. Hüseyin Başkan döneminde hakikaten çok yol almış. Ve bugün de buralara, belki yarın çok daha farklı yerlere daha güzel tesisler, daha güzel müesseseler açma gayretinde olacağız. Şimdiden şunu net söyleyeyim. Mutlaka her açılan bir müessese onlarca insanın istidamı demektir. Birçok ekmek kapısının ailelere ulaşması demektir. Tabii ortaklara, çalışanlara, halkımıza katkı sağlaması demektir. Aynı zamanda hedef koyduğumuz o ilkelere ulaşmak için milli gelirimize katkı demektir. Çünkü ithalat yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Ama bu manada avizecilerden bir istirhamım daha az ithalat, daha çok ihracat. Eskiden Özal döneminde kota koyarlardı. O zaman açıldık. İlk defa rahmetle anıyoruz. Turgut Özal döneminde dış piyasayı gördük. Dolarlarla tanışmıştık. Ama istediğimiz malı satamazdık. Derlerdi ki dur, hepsini senden alamayız. Biz sen birine ver, biz oradan alacağız. Biz İspanya'ya verirdik. O 3-5 kat üzerine koyup başka yere satardı. Biz niye veremiyoruz? Kota var. %10'u geçemezsiniz. Elhamdülillah bu sınırlar aşıldı. Artık Türk müteşebbisler dünyanın her tarafında var. Ne zaman gitsek her yerde görmek ve anlaşmalar yaptığına şahit olmak var. Bu gurur verici bir tablo. İnşallah bundan sonra da daha ulvi gayelere, daha büyük hedeflere beraber ulaşacağız. Ben müessesenin bir kere daha hayırlı olmasını, bereket, bol kazançlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tavukçu ailesini bir kere daha tebrik ediyorum. Burada bulunan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı kardeşimiz ve yine Masko'nun burada başkanı bu açılışa iştirak ederken yoğun bir katılımın, iş adamlarının ve ciddi çiçek gönderenin olduğunu gördüm.
Bu da ayrı bir gurur kaynağı. Tekrar hayırlı olsun. Rabbim mahcup etmesin diyorum. Yaşar Bey. İhsan Başkanım. Lütfen. Yaşar Bey. Şimdi şöyle geçin. Tanıştırayım. Bizim Metal İş'in başkanı. Ayrıca Metal İş'in de üyesiyiz biz. Evet, ne güzel. Artık alışıcılık aydınlatma, Metal İşler her tarafa girdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.